15. bölüm. Gerçek benlik üzerine. Sri Bhagavan şöyle dedi. Derler ki, kökleri yukarıda, dalları aşağıda. Yaprakları Vedalar olan ölümsüz bir Aşvatta ağacı vardır. Bu ağacı bilenler tüm Vedaları da bilmiş sayılır. Gunalardan beslenerek dalları açar. Duyu nesneleri ise dalların üstündeki tomurcuklarıdır. Ağacı aşağıda besleyen yan köklerse kişiyi ölümlüler dünyasına bağlayan karmalardır, yani eylemlerdir. Biçimi burada algılandığı gibi değildir. Ne sonu, ne başlangıcı, ne de ortası vardır. Bağlanmama, tutunmama yani vairagya baltası ile sağlam köklü bu aşvatta ağacını kestiğinde kişi, işte o zaman gidenlerin bir daha gelmediği o nihai sonu arayabilir. İşte bu uğurda kendini tüm yaratılışın tohumu, sebebi olan nihai gerçeğe, gerçek benliğe adayarak kişi onu aramalı. Yargıdan ve saygı beklentisinden azade, bağımlılığın yarattığı kısıtların sınırların ötesinde, her zaman benlik üzerine odaklı, arzuların hepsinden arınmış, haz ve acı gibi tüm karşıtlardan özgür, büyük yanılgıyı tamamen bitirmiş olan kişi bir daha geri dönülmez, asla yok olmaz, o nihai sona erişmiştir. Bir daha geri dönüşü olmayan o yeri ne güneş, ne ay, ne de ateş aydınlatır. İşte orası benim nihai meskenimdir. Canlıların dünyasında benim bir parçam civa, bireysel can olarak mevcudiyet bulur. Ne zaman ki tezahürde olan, yani bu beden, terk-i diyar eder, işte o zaman beş duyu ve duyuların altıncısı olan zihin, kendiliğin yani gerçek benliğin içine geri çekilir. Nasıl ki rüzgar çiçeklerden aldığı kokuları kendisiyle birlikte götürürse, benzer şekilde yeni beden aldığında da benlik, beş duyu ve zihni de kendiyle birlikte götürür. Kulaklar ve gözlerin, dokunma, tat, koklama duyularının ve zihnin ötesinde olan işte bu benliktir. Ancak bunlarla bir arada olarak birey, yani civa, duyu nesnelerini deneyimler. Yanılgıya düşmüş olanlar, bedenden ayrılıp gidenin ve dolayısıyla bedende ikamet edenin aslında sadece gunalarla sarmalanmış olduğunu ve bu sayede deneyim aldığını göremez. Bilgeliğin gözüne sahip olanlarsa işte onlar görür. Çaba gösteren yogiler gerçek benliği buddhi, zeka ile görür. Ancak zihinleri yeterince olgunlaşmamış, viveka yani ayırt etme yetisine sahip olmayanlar atmanı, gerçek benliği çaba gösterseler bile göremez. Güneşin, ayın, ateşteki ışığın ve tüm yaratılışı aydınlatanın sadece ben olduğunu bil. Bu dünyada ben, gücüm, kudretimle tüm varlıkları yaşatanım. Tüm bitkileri besleyen ve her birinin içinde yaşam eksiri, nektar yani soma olarak tezahür edenim. Canlı varlıkların her birinde sindirim ateşi benim. Prana ve apana suretinde dört farklı biçimdeki besini sindiren benim. Ben tüm varlıkların gönlünde, kalbinde ikamet edenim. Hafıza, bilgi ve unutmak sadece benden gelir. Vedaların aktardığı bilinmesi gereken bilgi sadece ben, Vedanta'nın bizatihi yazarı ben ve tüm Vedaları bilen yine benim. Yaratılışı var eden madde iki çeşittir. Geçici değişken, yani prakriti, tezahür etmiş evren ya da doğa ve ebedi değişmez, mulla prakriti, öncül, potansiyel, tezahür etmemiş madde. Her ikisi de bu yaratılışın içindedir. Tüm varlıklar ve elementler geçici değişken prakriti ve onun ardında duran ebedi değişmez mulla prakritidir. Ancak tüm bunların ötesinde her şeyden yüce nihai benlik yatar. İşte o değişmez, sonsuz ve sınırsız, gerçek ve en yüce benliktir. Mevcudiyetiyle üç aleme de can veren yaşatandır. Ben hem geçici değişken prakritinin hem de ebedi değişmez mula prakritinin ötesinde olan, işte bu yüzden Vedalarda ve tüm alemlerde Purushottama, en yüce olan olarak bilinenim. Yanılgıya düşmeyerek beni bu şekilde bilen kişi
bilinebilecek her şeyi bilmiş sayılır ve böylece beni gerçek benliği kazanır ey Arjuna. Arjuna, bu engin bilgi işte benim tarafımdan sana aktarıldı. Bunu bilen kişi Buddhi'ye sahip bir bilgi olur. Ve işte o zaman sahip olunabilecek her şeye sahip olmuş, erişilebilecek her şeye erişmiştir. Om. Brahman tek hakikattir. Upanishadların özü olan Bhagavad Gita'da Shri Krishna ve Arjuna arasında bir diyalog halinde geçen, ana teması Brahman ve yoga'nın bilgisi olan gerçek benlik üzerine Purushottama Yoga başlığındaki 15. bölüm işte böylece sona erer. Atha Panchadashodhyayah Shri Bhagavan Uvacha Urdhva Moolam Atha Shakam Ashvattham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Vedasa Vedavi Adashchurtham Pasit Tastasya shakaha guna pavritta shaya pavalaha adascha mulanyanu santatani karmanu panthini manushya loke narupam asyeha tato palapyate nanto nacha dirnacha sampatrishtaha Ashvathamenam suviruttamulam asanga shastrena tathena chitva tatapadam tatparimargitavyam yasmin gatanani vatanti puyah tameva chatyam purusham papadye yatapavitthi pasita purarni Nirmana mohajita sanga doshaha Adhyatma nitya vinivritta kamaha Dvanvairvi muktaha sukha dukha sanyai Gacchantya murtaha padamma vyayamthat Na tathasayate suryo Na shashanko na pavakaha Yadgatva nani vartante tathama paramam mama mamaivam shochiva lokhe jiva bhuta sanatanah manashasthani indriyani prakritisthani karshate shariram yadavapnoti yachapyut Kamathishvarah Grihit Vaithani Samyati Vayurganthani Vashayat Shrotram Chakshushparnashanam Cha Rasanam Krihanam Meva Cha Adishthaya Manachayam Vishayanupasevate Utkramantam Stitam Vaphi Punjanam vagunanvitam vimuttananu pasyanti pasyanti jnana chakshusaha yathanto yoginaschainam pasyantyatmanyavasthitam yathanto pyakrtatmano nainam pasyantyachetasaha yadati gatha Tejo jagat bhasayate khilam yachandra masi yachagnav tathejo vithi mamakam gama vishya cha bhutani tharayam yahamojasa pushnami chaushati sarva somo bhutvarasatmakah Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashritah Pranapana Samayuktha Pachamyannam Chaturvitham Sarvasya Chaham Mrti Sannivishto Matthasmittir Jnanam Apohanam
Vidascha sarvairaham eva vidyo Vedanta krit veda viteva chaham Dvavima purusha loke Kshara chakshara eva cha Kshara sarvarni bhutani Kurtastho kshara uchyate Uttama purushastvanya Paramatmityutarthaha Yulokatrayamavishya Vipatyavyaya Ishvaraha Yasmaksharamatitoham Aksharatapichottamaha Atosmi lokevedecha Pratitapurushottamaha Yomamevamasammurtho Janati purushottamam Sa sarva vipajati mam sarva bhavena bharata iti guhyatamam shastram idam muktam maya nakha etat butva buddhiman syat kritakrityascha bharata om tat sat iti srimad bhagavad gita su Upanishatsu Brahmavidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yoga Nama Panchadashodhyayaha